PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde dil seçimi, çeviri, artık ne diyorsanız deyin, onu öğreneceğiz. Yani birden fazla dil ile web sitemizi nasıl tasarlayabiliriz? Onun ana mantığını öğreneceğiz bu dersimizde. Şimdi şöyle yapacağız. Mesela direkt gireyim sayfama. Default olarak gördüğünüz gibi Türkçe dili çıktı şu an. Basit bir formum var. Aşağıda da yazım var. Gördüğünüz gibi selamünaleyküm. Benim adım Fatih Sultan Mehmet diye. Şimdi bunu İngilizce çevirebilirim. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra İspanyolca çevirebilirim. Ve Almanca'ya çevirebilirim. Gördüğünüz gibi 4 dile çevirdim burada. Ve çevirdiğim dil kendi dilinde ve yazılışında seçili kalıyor. Mesela İspanyol. İspanyolca burada kalıyor gördüğünüz gibi. İngilizce öyle. Dutch, Almanca gördüğünüz gibi öyle kalıyor. 4 dil şu an var. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Basit bir kodlama ile yapıyoruz. İstersek veri tabanından çekebiliriz. Veri tabanı uğraştıracağı için şöyle 4 sayfa yaptım. 4 tane sayfa var burada. Değişkenlerimiz basit. Hepsi yazılı. Bunları çekeceğiz. İndeks sayfamızda biçimlendireceğiz. Sayfamızda kodlayacağız. Ve kullanıcının karşısına istediği dili çıkartacağız. Siz daha da geliştirebilirsiniz. Ana mantığını, iskeletlerini öğretiyorum ben bildiğiniz gibi. Geliştirerek istediğiniz gibi kullanabilirsiniz bunu. Evet, devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi 4 bölüm var. Bir şey yok gördüğünüz gibi. Bunları yapabilirsiniz. İlk ikinci değişken tanımladım. Ve yazılarımı, stringlerimi yazdım. Başka bir şeyim yok. Şimdi şöyle yapacağız. HTML tanımlayalım. İndeks sayfamızda. Toplamda 4-5 sayfam var. HTML'i kapatıyorum. Body. Buraya da body. Body dedik. Evet. Şimdi form oluşturuyoruz. Form action. Index.php bu sayfada olacak. Metot. Post. Buraya da form. Evet. Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle yapalım. Ne diyelim? Select diyelim. Select. Seçmeli bir form oluşturacağız. Drop down deniliyor. Yani inen menüden oluşturacağız. Biliyorsunuz zaten göstermiştim dersin başında. Select dedik. Şöyle yapacağız. Option. Option. Option'ı kapatalım. Option. Kapatalım. Şimdi option value diyeceğiz. Value. Mesela buraya ne yazacağız? Türkçe diyelim. Türkçe. Tabii ki buraya da şöyle yazmamız lazım. Türkçe. Türkçe karakter olmayacak. Büyük küçük harf olmayacak. Şimdi şöyle yapalım. Şunu kopyalayalım. Türkçe. İngilizce. Ne var? İngilizce. İspanyolca. Almanca. Tamam. English yazalım. İş Almanca var. De ut Deutsch. Almanca. Bir de İspanyolca. Espanol. Bir de İspanyolca. 4 dil koyduk diyelim. Şöyle yapalım. Select name diyeceğiz buraya. Buraya dil diyelim. Name. Inputlarda hatırlıyorsunuz name veriyorduk inputlara submit'e. Şimdi bir kontrol edelim, kaydedelim, bir gönderelim bakalım şimdi indeksimizi, yeni indeksimizi. Evet, gönderiyoruz. Karşı sunucuya gitsin. Şimdi yenileyelim bakalım bu eski hali. Sayfayı sildik, yeniden yapıyoruz şimdi. Evet, gördüğünüz gibi şöyle dörtlü bir şey oluşturduk. Henüz herhangi bir şey eklemedik. Şimdi bir submit butonu dokuyorum yanına. Şöyle tam yanına gelsin. Input type submit value go diyelim. Git diyelim. Value go olsun. Evet, kontrol edelim, kaydettim. Evet, tamam. Şimdi şöyle yapalım. PHP kodlarımızı yazalım şuraya.
Değişkenimizi tanımlayalım. Dil diye bir değişken tanımlayalım ve bunu posttan gelecek dil değişkenimize eşitleyelim. Şimdi şöyle yapacağız. Duvar işareti post. Dil diyoruz. Tamam. Şimdi şuraya şöyle yapacağız. Evet, switch diyeceğiz. Ne, PHP kodlarımızı yazalım tabii ki. PHP kodlarımızı yazalım. Şöyle. Switch diyeceğiz. Şöyle bir aşağı kaydırayım şuraya arkadaşlar. Daha net görün. Evet, switch. Switch nasıl yazılıyor? Switch. Evet, şimdi şuraya dil değişkenimi koyacağım. Şuradan. Şu dil değişkenim. Şu dil şuradaki name'in dili arkadaşlar. Posttan gelecek. Şimdi şöyle yapacağız. Case ne diyelim? Türkçe. Şunu alacağız. Şurayı. Türkçe. Ve buraya iki nokta koyuyoruz. Noktalı virgül değil. Include diyoruz. Include dosyanın konumunu mesela İngiliz nerede? Hemen benim dil seçimi klasörümün içerisinde English PHP diye var burada. Espanyol, Türkçem ve Dutch'em burada arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Türkçe nokta PHP. Include Türkçe nokta PHP. Direkt yani eğer başka bir klasörün içerisinde olsaydı mesela şurada bir dil klasörüm olsaydı o nasıl olacaktı? Dil şöyle bir şey olacaktı yani. Silelim şimdi. Onları biliyorsunuz. Break tagimi break buradan da break diyoruz. Durduruyoruz çalışmasına. Şimdi aynı şekilde Türkçe, İngiliz sıralamaya dikkat edelim. İngilizce, Almanca, İspanyolca. 4 tane olacak. Ne dedik? İngilizce, Almanca, İspanyolca olacak. Şimdi şöyle yapalım. İngilizce alalım şuradan. Şurayı. Dosyamın adı. Burası case'i. Şu. Dutch. Şöyle. Almanca. Bu da klasörümün adı Dutch. Burada. Ve İspanyol diyoruz. İspanyolca. İspanyol. Evet. Tamam. 4 tane oluşturduk. Şimdi bir de default olarak tanımlamamız lazım. Default olarak tanımlı bir dil seçmemiz lazım. Default olarak tanımlı bir dil seçmemiz lazım. Default yani sayfayı ilk açtığımızda otomatik olarak açılması lazım. Default şöyle yapacağız. Include şu Türkçeyi alalım arkadaşlar şöyle. Bireyle birlikte Türkçeyi alalım. Evet, tamam. Default olarak da bunu tanımladık. Şimdi yine şu switch PHP kodlarının arasına fakat switch'in dışarısına ekolattıralım şimdi bunu. Echo echo tırnak işaretleri arasında şöyle yapalım. Durun şöyle yapalım. Öncelikle ilk şöyle ilk ikinci de iki tane yazımız var. İlk sonra break koyalım şuraya. Nokta da koymamız lazım biliyorsunuz. Şuraya da ikinci diyoruz. Evet, ikinci dedik. Hemen hemen bitti arkadaşlar kodlama. Hızlı mı gittim bilmiyorum. Ama dersini uzatmak istemedim. Otomatikman gördüğünüz gibi default olarak Türkçe geldi. İngilizce'ye tıkladığımda İngilizce geliyor fakat şurası seçili olarak Türkçe duruyor. Mesela Almanca'ya bakalım. Evet, Almanca geliyor. İspanyolca geliyor. Fakat Türkçe seçili kalıyor. Bu Türkçe seçili kalmasın. Onu nasıl yapacağız? Mesela biz şuraya Türkçe selected dersek selected pardon Türkçe selected dersek mesela hep Türkçe seçili kalır. Ya da Türkçe değil şöyle. Mesela Almanca yapalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi Almanca var. Türkçe şu an. İngilizce'deyiz yine Almanca. İspanyolca'dayız yine Almanca'yı gösteriyor. Onu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Şu Selected'ı Ctrl X ile kestim. Kestim onu. Yani sildim. Silin arkadaşlar. Selected'ı. Şöyle yapacağız. PHP kodlarımızın yine PHP kullanacağız burada. If diyeceğiz. If dil eşitse İki tane eşittir. Tırnak işaretleri arasında English. İki tane mi kullanacağız?
Bir tane de yeter, iki tane de olur, fark etmez. English, pardon, Türkçe. Türkçe ise parantez. Dil eşitse Türkçe. Şöyle tek eşittir de kullanabiliriz. Tek kullanalım. Türkçe eşitse durun, iki tane kullanalım. Bakalım ne olacak. If dil Türkçe ise echo selected, büyük harflerle selected. Bunu echolattıralım. Selected yazsın burada. Yani burada selected yazdırıyoruz. Echo selected. Biraz önce göstermiştim. Şimdi aynı şekilde bunu diğerkilerini yapacağız. İngilizce için, Almanca için, İspanyolca için. English, Almanca, İspanyolca. Evet, tamam. Değiştirdik sadece oraları. Şimdi gönderelim bakalım. Türkçe de Türkçe gösteriyor. İngilizce de İngilizce gösteriyor. Almanca da Almanca. İspanyolca da İspanyolca gösteriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, zor bir şey yok. Dil seçimi de böyle. Bunu veri tabanından da çekebilirsiniz. Hani ben burada veri tabanı bağlantısı kurmadan, normal uğraşmadan, hani şu böyle ana mantığını göstermek istedim size. İspanyol, Türkçe, İngilizce. Burada yaptığım bir şeyler yok. Siz English.php, İspanyol.php, Türkçe ve Dutch.php diye bir 4 tane klasör oluşturursunuz, sayfa oluşturursunuz. İlk, ikinci diyorsunuz. Hepsinde aynı olacak. İspanyol'da da ilk, ikinci var. Türkçe'de de ilk, ikinci. Sadece dilleri farklı. Eğer üçüncü koyacaksanız da üçüncü, fakat aynı olsun şurası arkadaşlar. Yani ilk diyorsanız İspanyolca'da da ilk, ikinci diyorsanız İspanyolca'da da ilk olsun. Türkçe'de de, yani şunlar değişmesin. Çünkü burada ekolattırıyoruz ilk, ikinci diye. Ona göre yapmanız gerekiyor. Bunu kullanacağınız yere göre değiştirebilirsiniz. Veri tabanında mesela menünün, ana sayfanın ve hatta herhangi bir yerin de yaptırabilirsiniz. Google Translate ile de yapmayı öğreneceğiz. Google Translate fakat sağlıklı değil pek fazla. Ama olsun, yine de ihtiyaç görür, işe yarar. Google Translate de. Herhalde anlamadığınız bir şey yoktur. Burada dili, posttan gelen dili eşitledik, dile şunu kullandık. Bunu neden aşağı yazdık? Çünkü formun altında gösteriyoruz arkadaşlar. PHP'yi burada kullandık. Switch statement kullandık. Switch'i biliyorsunuz. Basit bir switch kullandık ve echo attırdık. Hepsi bu arkadaşlar. Normal HTML formda burası. If condition da burada kullandık. Evet. Bugünkü dersimiz de bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.